Merhaba sevgili teraziler. 22-29 Aralık haftasına hoş geldiniz. Sevgili teraziler, bu haftaya Ay Başak Burcu'nda başlıyor. Haftanın ilk günleri birazcık içe dönük hissedebilirsiniz kendinizi. Enerjiniz biraz düşebilir. Sağlıkla ilgili konular biraz daha fazla gündeminizde olabilir. 24'ünde ay 24'ünde öğleden sonraki saatlerde Terazi burcuna geçiş yapacak. Merkür aynı gün Oğlak burcuna geçiş yapıyor. Merkür 12 Ocağı kadar Oğlak burcunda olacak. Sizin 4. evinizde olacak. Bu süreç içerisinde ev içerisinde aileyle iletişimleriniz artabilir. Aileyle ilgili, evle ilgili konular, sözleşmeler, kontratlar gündemde olabilir. Özellikle aynı bölgede Güneş'in olması, Venüs'ün aynı bölgede olması bu süreç içerisinde evinizle ilgili konulara ve ailenizle ilgili konulara biraz dikkat çekiyor sevgili teraziler. 25'inden itibaren Ay Terazi Burcu'nda olacak. Yine bu konular daha da fazla gündeminizde olacak. Ancak hafta içerisinde özellikle hafta sonuna doğru iletişimlere özellikle ev içerisindeki iletişimlere dikkat etmeniz gereken bir süreçte olacaksınız. Burcunuzdaki Mars Uranüs'e karşıt açı yapacak 25'inde. Aile üyeleri, aile büyükleri, ebeveynler, otorite kavramları, eviniz, iş yeriniz, işiniz, kariyerinizle ilgili konularda bazı çekişmeler söz konusu olabilir. Çatışmalar olabilir, fikir ayrılıkları söz konusu olabilir. İlişkilerinize özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Hafta sonunda ve yıl sonuna doğru öncü gruplarda oluşacak sert etkileşim sizi birebir etkileyebilir sevgili teraziler. Şu sıralarda gezegeniniz Venüs'te Oğlak Burcu'nda retro harekette. Sağlığınızla ilgili konulara da dikkat etmeniz gerekiyor. Bağışıklık sisteminiz biraz zayıflayabilir. Dinlenmenize önem vermeniz, sağlığınız ve beslenmenizle ilgili konulara da daha fazla özen göstermeniz gerekebilir. Özellikle ayın 27'sinde Terazi Burcu'ndaki ay retro Venüs'le sert etkileşimler içerisinde olacak. O gün aileden bir bayan, üstlerinizden bir kişi veya annenizle olan iletişimler biraz zorlanabilir veya onlarla ilgili bir problem veya sorunla karşılaşabilirsiniz. Gün içerisinde sorunları çözmek biraz zor olabilir. O nedenle çok fazla üzerinde durmamaya çalışın. Çekişmeler, çatışmalar, fikir ayrılıkları olduğu takdirde üzerinizde biraz baskı da hissedebilirsiniz. Çoğu zaman uyumlu ve dengeli olmaya çalışan bir burçsunuz. Ancak Mars da sizin burcunuzda şu sıralarda biraz daha sinirli, biraz daha gergin olabilir. Kendi isteklerinizi öne çıkarmak isteyebilirsiniz. Çatışmalar olabilir böyle ortamlar oluştuğu takdirde. Yine de daha anlayışlı ve sağduyulu davranmanız gerekebilir sevgili teraziler. Hafta sonuna doğru ayın 28'inde Ay Akrep Burcu'na geçecek. Ay Akrep Burcu'nda maddi konulara alacak, verecek, ödemeler, fatura, harcamalar, alışveriş gibi konulara biraz dikkat çekiyor. Özellikle yılbaşına doğru bu konular, maddi konular biraz gündemde olabilir. Harcamalarınıza da dikkat etmeniz gerekiyor. Venüs retrosu olduğu için özellikle lüks tüketim ürünlerinde biraz daha temkinli davranmanız gerekiyor. Bazı geri dönüşler olabilir. Daha sonra fikir değişiklikleri olabilir. Çok önemli harcamaları veya alışverişleri biraz ertelemek daha doğru olabilir sevgili teraziler. Evet, haftanın genel etkileri böyle. Günlük videolarımızı izlerseniz gün gün daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. İyi haftalar diliyorum.